Üçüncü haftasından iyi geceler diliyorum. Profesör Doktor Ekrem Demirli, Profesör Doktor Recep Şentürk ve Doktor İrami Fındıkçı. Hoş geldiniz. Kötü günler geçiriyoruz. İnsan ister istemez düşünüyor. Bilmediğimiz bir yerden geldik bu dünyaya, bir yokluktan, bilemediğimiz bir alemden. Bir ömür başladı. Bu ömür sona erecek. Ve o kadar kısa süre içerisinde sona erecek ki, yani kainatın yaşını, oradaki ölçüleri düşündüğümüzde, yani bir kıvılcımın çakması kadar bile değil, 70-80 yıl dediğimiz, eğer o kadar sürerse. Ondan sonra yine bu ömürden kaybolup gideceğiz. Bir başka aleme. Kimilerine göre yokluğa, kimilerine göre dediğim gibi bir başka aleme. Şimdi bu kadar kısa bir ömür içerisinde bu insan neyi paylaşamıyor? Bu şiddet neyin nesi? Bu paylaşımsızlık acaba nereden kaynaklanıyor? Benim daha çok toprağım olsun. Benim altınlarım seninkinden daha fazla olsun. Bütün petrol benim olsun. Bütün gücü ben elime geçireyim filan. Tabii bu noktalara, bu hedeflere erişebilmek için de insanların birbirlerini acımasızca, sevgisizce, hunharca öldürdüklerini görüyoruz. Şimdi ister istemez insan merak ediyor. Bu vahşet, bu vahşilik acaba insanın tabiatında mı var? Yoksa biz mi düzeni bozduk? Ne dersiniz? Değerli hocalarım, tabii çok kıymetli kanaatlerini beğeneceklerdir ama bence insanın tabiatında bu var. Yani insan dediğimiz varlık kan dökmeye, bozgun çıkarmaya ve bununla birlikte meleki bir varlık olmaya ehliyetli bir varlık. Yani tabiatımızda bu var. Bir ikincisi, hani kendi adıma hani böyle dışarıdan da mevzuya bakmama gerek yok, içinden bakayım. Yani bahsettiğiniz mesela o çatışmalara konu olan insan davranışlarını ben de kendim yaşıyorumdur. Başka insanlar da yaşıyordur. Yani hepimiz aslında bu bakımdan birbirimizi anlamaya ehilizdir. Çünkü hepimizin içinde o çatışma var. Hepimizin içinde öne geçme arzusu var. Hepimizin içinde elde etme, yani mülk sahibi olma, iktidar sahibi olma arzusu var. Hatta ben hani genellikle bu konularda... Öldürme arzusu da var mı? Benim üzerine çalıştığım gelenekler açısından şöyle bir tasnif yapayım. Aslında öldürme arzusundan ziyade iktidar arzusu var deniyor. Öldürme arzusu ikinci olarak ortaya çıkıyor. Yani iktidara ulaşırken, yani başvurulan bir araç olarak ortaya çıkıyor. Yani normal şartlarda aslında insanın bir başka varlıkla ilişkisi saldırgan olması gerekmiyor. Ama siz bir şey elde etmek istiyorsunuz. O elde etmek istediğiniz şeye diğeri rekabet teşkil ettiğinde ya da onu hasım olarak gördüğünüzde onu alt etme yolu olarak onu öldürüyorsunuz. Mesela bu bakımdan ilk kan dökme hadisesi, yani Hazreti Adem'in oğullarından Habil ve Kabil'de, Kabil maksadına ulaşmada Habil'i engel gördüğünde onu ortadan kaldırmaya kalkışıyor. Dolayısıyla aslında bizim yani öldürmemiz bir başka daha yüksek, yani kendimizce daha yüksek bir gayeye ulaşmada bir araç. Aslında öldürmek değil, yani muradımız öldürmek değil bence, yani benim anladığım kadarıyla. Bence muradımız iktidar, yani muktedir olmak, kendi itibarımızı sağlamlaştırmak, tahkim etmek. Ve bu tahkim yolunda biz tehdit algıladığımızda o tehdidi ortadan kaldırmak için çarelere başlıyoruz. Mesela diyelim ki itibarsızlaştırmak istiyoruz. Mesela diyelim ki başka bir takım yol ve yöntemlerle onu diskalifiye etmek istiyoruz. En nihayetinde de öldürmeye kalkışıyoruz. Burada önemli olan mesele insanın her halükarda kendi varlığını idame ettirmek istemesi, kendi varlığını ortaya koyma, yani kendi hani ispatı vücut diyelim veya izharı vücut diyelim, kendi varlığını gösterme arzusudur. Bunun önünde her ne engel olursa onu kademe kademe, yani bazen itibarsızlaştırarak, bazen başka bir şey yaparak çekmek, aşağıya çekmek. Dolayısıyla bence yani insanın yani tabiatında, yani bir başkasını öldürme dememek lazım. Dolaylı olarak bir başkasını öldürme var. Ama esas temeldeki şey kendi iktidarını
tahkimdir, perçinlemektir, var olmaktır. Yani bütün şey bence buradadır. Bundan sonra diğerleri ortaya çıkıyor, diğer araç ve şeyler. Evet. Peki ama ilkel insanı anlayabiliyoruz. İlkel insan gücünü ortaya koymak ve belki bir gruba hükmetmek amacıyla öldürebiliyor. Ama geldik 21. yüzyıla üstadım. Yani hiç mi yontulmadı bu insanoğlu? Ne dersiniz Recep Şimdi Bey? Şimdi insanlık tarihine baktığımızda en kanlı çağ 20. yüzyıl ve modern dönem. Yani hem batı içerisinde hem de batı dışında sömürgeleştirme neticesinde Afrika, Hindistan, Çin, Latin Amerika, yani bütün bu bölgelerde milyonlarca insan öldürülmüştür. Batı kendi içinde birbiriyle savaşırken, Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan ölmüştür. Bolşevik devrimi, Çin'deki komünist devrim, bu safhalarda gene milyonlarca insan ölmüştür. Yani modern dönem ve modern bilim insanlığa barış, huzur, kardeşlik getirme vaadiyle ortaya çıkmıştır. Fakat biraz önce sizin bahsettiğiniz şekilde insanın tabiatında getirdiği bu hırsı terbiye edecek bir güce sahip olmadığı için, böyle bir teknikten, yaklaşımdan yoksun olduğu için insanı daha azgın hale getirmiştir. Özellikle de modern bilimin ortaya koyduğu teknolojik donanımla insan bu hırslarını, iktidar arzusunu, diğer insanlar üzerinde tahakküm kurabilme arzusunu çok daha tahrip edici bir şekilde gerçekleştirme yoluna gitmiştir. Ben modern medeniyeti nefsi emmare medeniyeti olarak isimlendiriyorum. Ne demek? Yani biliyorsunuz İslam tasavvufunda insanlar psikolojilerine göre, kendilerine hakim olan eğilimlere göre farklı şekillerde tasnif ediliyor. Bunların içindeki en temel, hani sizin ilkel insan olarak isimlendirdiğiniz insan, içgüdülerine aklın kontrolü olmadan teslim olmuş, işte şehvani arzularına, iktidar arzularına, egoist arzularına teslim olmuş ve onları hiç sorgulamadan, eleştirmeden onları gerçekleştirmeye çalışan insan. Ve şimdi bu modern medeniyete baktığımızda tamamen bir iktidar kavgası olduğunu görüyoruz ve güç diğer insanlar üzerinde bir tahakküm aracı olarak kullanılıyor ve insanlar kendilerinin daha üstün olduğunu ispatlama çabası içerisinde ve bunun önüne de çıkan bütün engelleri ezmeye, yok etmeye hazır, hiçbir sınır tanımadan. Bunu meşru görme. Evet. Yani meşru görüyor bunu ve bugün işte psikolojide olsun, sosyolojide olsun, diğer felsefede olsun, bütün mesele güç ve bu güç yoluyla diğer insanlar üzerine tahakküm kurabilme, bilim ve teknolojiyi de bunun bir aracı haline getirip kullanma yönünde gidiyor. Halbuki bilime rehberlik edecek ahlaki bir anlayışın olması gerekiyor. Yani bilimin kendisini suistimal edilmekten koruyacak bir takım mekanizmalara sahip olması gerekiyor. Nedir onlar? İşte o da ahlaktır. Yani ve eğer bilim ahlakla beraber var olmazsa üretilen teknoloji son derece yıkıcı, tahrip edici, mahvedici bir şekilde kullanılabilir. Ve maalesef 20. yüzyılda yani gördüğümüz durumda budur. Ve ilerlemeyle beraber işte savaşların ortadan kalkacağı, hı hı, ve insanların barış, huzur, adalet içinde yaşayacağı gibi bir beklenti vardı. Bu beklenti 2. Dünya Savaşı ile beraber yıkıldı. Dolayısıyla modern dönem 2. Dünya Savaşı ile bitmiştir. Modern bilimin vaatlerinin gerçekleşmeyeceği 2. Dünya Savaşı ile beraber çok kesin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Zaten ondan sonra da işte postmodern dönem dediğimiz başka bir dönemin başlangıcı ortaya çıkmış oluyor. İnsanlar artık bilime şüpheyle yaklaşmaya başlıyor. Hakikate, ahlaka, dine, her şey şüpheyle. Çünkü vaatler boş çıktı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Ve o hani ilkel insanlara ait diye düşündüğümüz bu vahşi
davranışlar, hareketler vesaire çok daha zararlı bir şekilde 20. yüzyılda görüldü. Evet, ve bu tabii modern insanda şöyle bir gurur vardı. Hani biz insanlığın en evrilmiş, en tekamül etmiş, en mükemmel safhasında yaşıyoruz. Ve biz de en mükemmel insanlarız. Hı hı. Ama işte bu savaşlar ve bu katliamlar böyle bir iddiayı modern insanın elinden almış oldu. Ve modern insanın ilkel ve vahşi dediğimiz o insanlardan hiçbir farkının olmadığı, hatta daha zararlı, daha vahşi olduğu görülmüş oldu. Çünkü o ilkel vahşi insan taşla, sopayla işte birkaç kişi öldürüyordu. Şimdi biz de atom bombasıyla, hidrojen bombasıyla hani milyonlarca insanı bir anda öldürme kabiliyetine sahibiz ve bunu da gerçekleştiriyoruz. Niye böyle yapıyoruz? İşte biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi o fıtratımızda, tabiatımızda var olan nefsi emmareden gelen arzularımızı daha güzel bir şekilde gerçekleştirebilmek için, daha çok şeye sahip olmak, kendimizin daha üstün olduğunu göstermek, diğer insanlar üzerinde tahakküm kurabilmek. İşte bütün bu dürtüler diğer insanlarla olan ilişkilerimizde hiç sınır tanımadan onları aletselleştirmeyi ve engel gördüklerimizi de ortadan kaldırmayı bize mübah gösteriyor. Maktulünü görmeden öldürebilmek yani. Evet. Yani karşılaşmadan. Evet, yalnız tabii çok vahim bir tablo çizdiniz. Şimdi düşünebiliyor musunuz, 20. yüzyıla gelmişiz. 21. yüzyılda da devam ediyor işte. Hemen tabii. Sınırımızın evet. Öbür tarafında. İnsanoğlu 21. yüzyılda eğer bunları yapıyorsa, demek ki o fıtratındaki dürtüler, şiddet dürtüleri bundan sonra da ortadan kaldırılamayacak. Hani bunu kaldırmak için ortadan bir mekanizmanın ahlak olduğundan söz etmiştiniz. O zaman o da bir ütopya. Yani milyarlarca insanı hadi gelin artık yeter bu şiddet, hepimiz ahlaklı insanlar olalım filan deme imkanımız olmadığına göre, dolayısıyla bu insanlığın sonuna bizi götürür diye korkuyorum. Ne dersiniz İlhan Bey? Efendim, çok değerli iki hocamın, ilahiyatçı hocamın arasında ve yıllardır çok başarılı gazetecilik yapan bir dostum, abimizin yanında olmaktan mutluyum. Onları geçelim, boş verin. Şimdi ben müsaade ederseniz konuşulanlara katılmakla beraber farklı bir açıdan bakmaya çalışayım. Evet, insanın doğasında, tabiatında yıkıcı bir taraf var. Yapıcı bir taraf da var. Psikoloji böyle söylüyor. Gerek genetiğinden insanın alıp getirdiği, yani kendisinden önceki anasından, babasından ve atalarından getirdikleri, gerek yaşamın ilk yıllarında çevreyle, ana babayla, çevreyle ilişkilerinden oluşan tecrübeler, onun potansiyellerini, yani doğuştan getirdiği o ham potansiyeli, ki bunun içinde yapıcı potansiyel de var, yıkıcı potansiyel de var, hangisi daha çok beslenirse hayatta bunlar daha çok ortaya çıkıyor ve filizleniyor. Burada bilimsel olarak bilemediğimiz ve X faktörü olarak psikolojide ele aldığımız, bir de kişiye özel, o kişinin genetik mirastan aldıklarından ve çevre öğrenmelerinden aldıklarının dışında bir de kişiye özel bir şey var ki, bugün yeryüzünde yaşayan takriben 6,5 milyar ve öldüğü bilinen, varsayılan 6 milyar insanın da yan yana getirirseniz 12-13,5 eder. Hiçbiri bir diğeriyle aynı değil o X faktörü bakımından. Bu da kendimize özel bir durum. Ama demek bir de ki, genel durum var işte. O genel durumu görüyoruz. Evet. Şimdi efendim, insanlar işte 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı bir giriyor birbirine. Milyonlar bir anda ortadan kalkıyor. Yani bir genelleme yapmak mümkün bunun içerisinde. Evet. Şimdi başlarken çok önemli bir şey söylediniz. Şimdi insanlar toplumsal gelişim dönemleri itibariyle efendim ilk insanların yaşadığı, pek çok ayrım var ama bir tanesini ben kitabımda tercih etmiştim. İlk insanların yaşadığı dönem, burada temel güç ve ana sermaye hayatta kalmak. Derdimiz hayatta kalmak. Güçlü insanlara ihtiyaç var. İkinci dönem tarım toplumu. Burada bol topraklarımızın olması lazım. Üstelik ekilip bitçilir olması lazım. Ve egemen güç çok toprağı olanlarda. Üçüncü dönem sanayi dönemi. Makinası olan, teknolojisi olan güçlü kişilikler oldu. Egemen oldular. Bütün dert, hırs ve bir yerlere gelmek ya. Dördüncü dönem 1930'lardan itibaren başlayan
bilgisayarın insanın hayatına girmesiyle başlayan bilgi toplumu yahut da bilgi çağı diye adlandırdığımız dönem. Şimdi aslında bütün teknolojik gelişmeler insanın hayatını daha güzelleştirmeye, daha hızlandırmaya, daha müreffeh hale getirmeye yönelik olmasına rağmen bir terslik var orta yerde. Neden? Bir ozon krizi var. Bir mülteci krizi var şimdi yaşıyoruz. Bir petrol krizi var. Şükür su da bitiyor. Ekonomik krizler zaten hak getire. Ama bunların hepsinin daha ötesinde, daha derin, daha elim ve daha vahim olmak üzere bir insan krizi var. Bir insan olma krizi var. Daha doğrusu insan olmaktan geri düşme krizi var. Neden? Şimdi hocalarım da söyledi. Efendim daha çok hırslanıyoruz. Modernitenin getirdiği, tırnak içinde modernitenin getirdiği şeyler, bunlar insanı daha çok almaya yöneltti. Neden? Niye? Nedeni çok açık. İnsanın yeryüzünde bulunmasının bir sebebi var. Her eşyanın bir bulunma sebebi var. Eşyayı bulunma sebebinin dışında kullandığımız zaman eşya sapıtıyor. Maalesef insan için de bu geçerli. Yeryüzünde bulunma sebebinden insan uzaklaştığı için bugün hiçbir dönemde olmadığı kadar çok ruh sağlığı bozulmuş insan var yeryüzünde. Bugün hiçbir dönemde görülmediği kadar çok evlilik müessesesinden uzaklaşma var. Yani insani olandan ciddi bir şekilde bir uzaklaşma var. Hani derler ki yaratıcının gönüllere yansıması var. Her gönülün de onun bir algılaması var. Dolayısıyla bugünün modern psikolojisi konuya şöyle bakıyor. Aslında felsefeden, dinden ve ahlaktan kopup gelmiş olmasına rağmen bir modern bilim olma derdiyle bunları biraz reddetmedi belki ama kenarda tuttu. Ama bugün geldiğimiz noktada yeniden bir daha hocamın da buyurdukları gibi bu modern çağın insanlara getirdikleri yabancılaşma, yoğun bir şekilde umutsuzluk, yüksek kaygı düzeyi ve maalesef dünyanın her tarafında ciddi bir şekilde öne çıkan kin ve şiddet ve nefret. Yani insanın o iyilik tarafından ziyade o yıkıcı, sıkıntılı tarafı çokça öne çıktığı için gerçek olandan sanal olana doğru gidiyor. Evet. Bakınız bir ailede bile beyefendi salonda... Kısa gidersek İlhan Bey... Evet. Hemen bağlayayım. Beyefendi salonda büyük ekranın karşısında, hanımefendi mutfakta bir diğer ekranda, çocuklar da ekranların karşısında. Yani ekranların arasına sıkışmış bir hayatı yaşıyoruz. Ama yani teknoloji bunu getirmiş. Şimdi tabii teknoloji, bilgi toplumu, bilginin artması ve çeşitlenmesiyle teknolojilerin gelişmesi, bunu durdurmak mümkün değil. Evet. Bilmem katılır mısınız? Evet. Ama onunla birlikte de bir hasar meydana geliyor. Yani teknolojiyi şimdi kontrol edecek, yönlendirecek ve onu bizi teknolojiye mahkum kılmayacak bir dünya görüşüne ihtiyacımız var. Nedir o dünya i̇şte onun görüşü? Onun temelinde de yani bir insan anlayışına ihtiyacımız var. Yani insan nedir? Şimdi materyalist bir açıdan insanı tanımlarsak yani sadece maddi ihtiyaçları karşılandığı zaman mutlu olacak bir şekilde bir düşünceye kendimizi kaptırabiliriz ve şu andaki yani modern medeniyet de bunun üzerine kurulu. Yani insanın sadece maddi ihtiyaçlarını karşılamak, işte karnı doyduğu zaman, güzel bir evde oturduğu zaman, iyi bir arabaya bindiği zaman yani mutlu olacak tarzında bir insan anlayışı var ve işte modern psikoloji yani insanlara bu yönde mutlu oluyor hocam. Efendim? Mutlu oluyor. Yani şimdi şöyle bir şey var yani. Şimdi bu hani modern dünya işte kapitalizm veya bu modern dünyayı ortaya çıkartan ideolojiler, dünya görüşü açısından mevzuya baktığınız zaman aslında kendi amaçlarına ulaşmada belki bütün dönemler açısından en başarılı şeylerden birisi, dünya görüşlerinden birisiyle karşı karşıyayız. Yani aslında insana... Nasıl mesela yani hangi yani amacına ulaşmış mesela? Şöyle diyelim, mesela insanlar hani yeryüzünde dini düşünmeden söylüyorum. Yani ben başka bir açıdan yani sizin baktığınız yere geleceğim. Evet. Yani dini dikkate almaksızın yani modern dünyaya baktığımız zaman
Şimdi insan yeryüzünde ne istiyor hakikaten? Güvenlik istiyor. Evet, mesela işte modern dönemde güvenlik yok yani. İşte mesela, bir an önce bahsettik, yani, milyonlarca ölen insan var. Şöyle yani göreceli olarak bir güvenlik var. Mesela 8 milyar insan var yeryüzünde ve 8 milyar insan yaşıyor. Yani veya diyelim ki mesela insan konfor istiyor. İnsan mesela zenginlik istiyor. İnsan tabiat imkanları karşısında varlığını muhafaza etmek istiyor falan. Şimdi modern dünyayı kendi içerisinde veya kendi şartlarına değerlendirdiğimizde kendi açısından göreceli de olsa başarılara ulaşmış bir dünya var burada. Yani kendi açısından hani muzaffer bir dünya var burada. Biz bu dünyayı bence aslında sizin ilk başta yaptığınıza yani ben katılıyorum. Başka bir gerekçeyle, başka bir bakış açısıyla eleştirebiliriz. Yani siz dediniz ki nefsi emmarenin dünyası diyorum ben buna. Yani o bakımdan baktığınız zaman hani o nefsi emmare hani bizi izleyenlerin hepsi belki kavramı tam olarak anlamamış evet. olabilir ama. Nasıl tercüme ederiz nefsi emmareyi? Nefsi emmare aslında şu demek yani insanın yani herhangi bir din ya da ahlakın süzgecinden geçmeden içimizdeki temel dürtülere göre hareket etmemiz. Yani o temel dürtü de var olmadır. İşte ona bağlı olarak hırslarımızdır, işte şehvetimizdir, arzularımızdır. Kısaca iktidar yani saltanatımızdır. Yani bunu herhangi bir şekilde şey yapmadan yani din ve ahlak süzgecinden geçirmeden salt kendiliğinde söylüyorum. Şimdi bu bakımına baktığınız zaman aslında modern dünya bu ihtiyacımızı karşıladı. Yani göreceli de en azından bir kısmı, yeryüzünün bir kısmı bu bakımda çok mutlu. Hocam ama hatta mesela, fazla karşıladı. Hayır ben şimdi ona katılmıyorum. Hmm. Mesela ben yıllarca Amerika'da yaşadım. Yani işte şeyler Amerika'da mesela New York'ta, Chicago'da homeless'ların cenazelerinin sokaktan toplandığını biliyorum. Yani mesela New York metrosunda binlerce insanın metroda hani evsiz olarak orada yaşadığını biliyorum. İşte Wall Street'te yani karton içinde yatan insanlar gördüğümü hatırlıyorum. Yani, ama şöyle hocam yani şunu demek istiyorum. Yani bir kişiye evet. yani mesela bizim hepimizin yani bugün Türkiye'deki insanlar da böyle veya dünyadaki insanlar da böyle. İnsanlar yeryüzünde konfor istiyorlar. Yani çoğunluk i̇şte ama böyle işte şey o konfor sadece bir sınıfa sağlanıyor. Yani diğer sınıf ondan mahrum. Ben şahsen yani o konfor sağlansa dahi yani herkes için o konfor sağlansa evet. dahi modern dünyanın eleştirilebileceğini daha doğrusu din ve ahlak açısından bakıldığında eleştirilebileceğini düşünüyorum. Tabii. Yani bu bakımdan hani diyelim ki varsayımsal olarak bile söylesek ben varsayım olduğu kanaatinde evet. değilim. Yani ben modern dünyanın kendi iddiaları bakımından maksadına ulaş ya da yakın olduğunu. Yani bu hiçbir zaman tabii Campanella'nın ya da Thomas More'un bahsettiği o yani ideal toplum düzeyine gelmez yani böyle bir şey olmayacaktır ama evet. buna yakın veya buna yaklaşıyor. Mesela Avrupa uygarlığı denen bir şey oldu veya Avrupa Birliği diye bir barış işte böyle bir refah toplumu ortaya çıktı. Şimdi 3 tane mülteci gidecek diye ötleri patlıyor yani. Ama şimdi kendi içerisinde kabul etmek lazım. Göreceli de olsa bir şey sağladılar yani hani yani evet. 70-80 milyon Türkiye oraya girmek istiyor yani mesela. Dolayısıyla ben şahsen yani modern dünyanın bu bakımda bir ciddi bir başarı sağladığını ama bu başarının din ve ahlak açısından eleştirilebileceğini düşünüyorum. Evet. Tabii yani benim kanaatimce mesela şu anda hani dünyanın en temel sorunu ahlaki sorundur ve dağıtım paylaşım sorumudur. Yani o da ahlakla alakalı bir şey. Yani üretimden ziyade paylaşım sorunu yani modern bir dönemde yaşıyoruz. Ve mesela diyelim Amerika'da adam buğday üretmesin diye para veriyor ama Afrika'da da insan açlıktan ölüyor. Yani demek ki sorun hani üretim sorunundan ziyade paylaşma sorunuyla alakalı bir durum söz konusu. Peki yani biraz önce de söyledim 6,5 milyar insanı bir anda ahlaklı hale getirmek mümkün değil. Paylaşım sorununu da çözebilmek asla ve asla mümkün değil. Evet. O zaman tekrar aynı soruyu soruyorum. Acaba insanlık yok olmaya mı gidiyor? Şimdi efendim insanın tabii ihtiyaçları var. Ben Ekrem Hocam'ın söylediğine katılacağım yönünde bir fikir beyan edeyim müsaade ederseniz önce. Evet, bugünün insanı, dünya insanı moderniteyi de belki yanına alarak veya bunun üzerine binerek aslında tırnak içinde arzu ettiği yere geldi hatta fazlasıyla geldi. Çünkü efendim bir insanın içgüdüleri var kişiliğinin katmanları arasında. Bu yemek ister, içmek ister, gelişmek ister, hoşgörün, cinsellik ister, ister de ister. Bunlar bedensel istekler. Peki. Yine bir insanın bir de ruhsal istekleri var.
Onlar neler? Ahlak var bunun içinde, maneviyat bunun içinde, ayıp var, günah var ama millet ne der filan bunlar var. Bu iki katmanın tam ortasında ben var. Yanlış anlamadıysam lütfen düzeltin çünkü önemli bir nokta, biraz önce Recep Bey'in de işaret ettiği, Ekrem Bey'in de işaret ettiği. Ahlak insan ruhunun istediği ve sahip olmak peşinde koştuğu bir unsur mudur, bir nitelik midir? Kesinlikle. Efendim insanın niye bir türlü erişemiyor? İnsanın efendim kişiliğinde bir tarafında bu manevi ahlakın da bulunduğu, ruhsal isteklerinin olduğu bir yapı var kişiliğinde. Bir diğer tarafında da içgüdüsel istekler var. Tam bunun ortasında onu arz edecektim. Tam bunun ortasında da ben var, ego var. Egoyu lütfen bir direksiyon gibi düşünün. Hangi taraf daha güçlüyse bir biçimde, hangi tarafın beni zorlaması daha yüksek düzeydeyse ben o tarafa doğru direksiyon kırıyor ve onunla beraber oluyor. Ego şişmesi dediğimiz bu. Şimdi geçmişte ruhun istekleri, ruhun bedeni yönetmesi daha kolay ve mümkündü, söz konusu idi. Fakat şimdi geldiğimiz noktada, aslında güzel bir şekilde çizmiştik onunla ilgili, bedenin ruhuna tahakküm etmesi ve ona kalan alanı azaltması, daraltması söz konusu. Dolayısıyla bugünün insanı görünür anlamda hızı yükseldi belki, modernitesi yükseldi belki, renkleşti belki, rengi daha derinlikler kazandı belki. Modernite anlamında, varlık anlamında, hırs anlamında sahip oldukları çoğaldı. Toprağa çok sahip oldu ama gökleri göremez oldu. Belki negatifleri çok gördü ama pozitifleri göremez oldu. Yani malum Şeyh Galip söylüyor, yer göğe aşıktır. Ey insan, sen de onun İşte ürettiysin. Yani nedir bu hırs, bu kadar yükseklik? Biz kendi şehvi duygularımızın ve dürtülerimizin o kadar çok gölgesinde kaldık ki ruhumuzu unuttuk, atladık, ıskaladık. Dolayısıyla onun ıskalanmasından gelen rahatsızlıklarımız var. Psikolojik rahatsızlıkların temelinde esasen bu var. Bir anlam boşluğu var. Yani ne zaman bir insan psikolojik dünyası bakımından normalden sapar biliyor musunuz? Şu zamanda eğer kendiyle barışı bozulmuşsa, aynaya baktığı zaman bir sıkıntı görüyorsa, kendiyle iyi değilse kendinin dışındaki dünyayla da iyi olmuyor. Yani varlık aleminde kendini konumlamada zorluk çekiyor. Hani bu şimdi konum bildir deniyor ya hocam, gidiyorsunuz bir yerde konum varsa siz böyle rahat rahat gidiyorsunuz. Konumu kaybettik. Gidiyoruz. Canan affedersiniz. Yani bu dünyada, yani insanın yaşadığı bütün dönemlerde bu sorun vardı. Yani modern dünyada da var. Yani insanın anlamını keşfetmesi, kendi yani yeryüzünde niçin varız, bu konuda bir fikre ulaşması modern dünyanın da büyük problemidir ama modern öncesi dünyanın da büyük problemidir. Yani bu mesela hani bizim hani meslek açısından veya hani dini düşünce açısından mevzuya baktığınız zaman bütün peygamberler mücadelesi insana ey insan sen insansın. Yani bunu anla demekle geçmiş. İşte o peygamberlerden sonra işte gelen insanlar hep bu mücadeleyle geçmiş. Yani insanların davranışları değişmiyor. Yani kullandıkları araç gereçler dolayısıyla şeyleri değişmiyor. Yani geçmişte de aynı problem var. Bugün de aynı problem var. Kızılderililer de aynı problem vardı. İşte dedim ki modern Amerika'da da aynı problem var. Yani bu şey değişmiyor. Bu spesifik bir durumda değişebilir. Yani yani orada mesela ben şahsen ahlakın da yeterli olabileceği kanaatinde değilim. Şundan dolayı ahlak göreceli bir şey. Yani şeye göre eğer dinden bağımsız olarak ele alınabilir, zaten ele alınıyor. Ama dinden bağımsız olarak ele alındığında ahlak burada yeterli bir kavram olmayabilir. Din ve ahlakı birlikte düşünmek lazım bu konuda. Veya dine kaynaklık eden, özür dilerim, ahlaka kaynaklık eden dini düşünceyi burada mütalaa etmek lazım. Ancak o zaman sağlıklı bir eleştiri yapılabilir. Yoksa yani dünyanın her döneminde veya bugün mesela hocam, şimdi Afrika'da dedim ki hani hiçbir şekilde modernliği yaşamayan toplumlarda aynı ahlaksı onlar devam ediyor. Onlar da birbirlerini doğuruyor. Yani şey devam ediyor yani. Tabii burada işte esas mesele hani insanın hani insan nedir ve bu dünyada niye vardır sorusu. Hani modern bilim, modern felsefe bu soruyu cevaplayamıyor. Burada bir kriz yaşanıyor. Şimdi modern psikolojinin hani burada ortaya koyduğu bazı yaklaşımlar var. Bunlar birbirine tamamen zıt yaklaşımlar. Mesela psikanalizin bir insan anlayışı var. İşte
bilinç, bilinçaltı, ego, süper ego vesaire bundan oluşan bir insan anlayışı var. İşte davranışsalcılığın bir insan anlayışı var. Bütün bunları reddeden bir yaklaşım. Bir de tabii İslam'ın hani bu konudaki yaklaşım var. İslam'ın yaklaşımına göre ise insan bir kalbi var ve aklı var. Bir de nefs dediğimiz üç tane temel unsur var. Ve nefs insanın biraz önce içgüdü olarak isimlendirdiğimiz arzularının kaynağı oluyor. Hı hı. Ve akıl bu arzuları kontrol etmekle görevli, evet. Yükümlü. Ve akıl sürekli olarak nefsi kontrol edip onun aşırılıklarını yönlendirmeli. Böyle bir yaklaşım var. Ancak bazen öyle bir durum oluyor ki nefs aklı tamamen kontrol altına alıyor ve akıl nefsi daha fazla nasıl tatmin edebilir? Bunun çabası içerisine giriyor. İşte tabii bizim hani geleneğimiz içerisinde yani insan psikolojisi bu şekilde tanımlanmış ve bu şekilde analiz edilmiş. Ve insanın en temel çatışması aklıyla nefsi arasındaki çatışma olarak görülmüş. Ve insan aklı sayesinde nefsini terbiye etmesi, onu ahlakın, dinin hani bir sınırları içerisinde tutması gerekiyor. Eğer nefis kontrolsüz kalırsa, yani aklın kontrolünden çıkarsa, işte o zaman zararlı, yıkıcı bir hale geliyor. Ama işte modern söylem içerisinde, işte psikolojide yani aklın kontrolünü ortadan kaldırıp nefsin arzularını hani tatmin etmek insan özgürleşmesi olarak görülüyor. Mesela Freud'a göre işte bilinç altından bunların geldiğini söylüyor. Halbuki onun bilinç altı dediği şeye biz nefs diyoruz ya da şeytandan gelen vesveseler diyoruz. Yani o iki kaynaktan bunlar geliyor. Esas tabii sorun ondan ziyade hocam şeyde aklı tanımlamasında problem var. Yani süperegoyu tanımlaması. Yani bu süperego o zaman bir şey patoloji gibi ortaya çıkıyor. Evet. Yani bir şey, yani uzlaşma sürecinde yani o bastıramadığımız duyguları bir de toplumsal baskı var veya imkansızlıklar var. Orada bir uzlaşma süreci olarak ortaya çıkıyor ve bir patoloji haline geliyor. Yani bu kez bütün yani bu sadece İslam'la ilgili de değil. Hristiyanlığı da buna dahil edebiliriz ya da bütün geleneksel yani metafizik düşünceler ya da bütün kadim öğretilerin hepsini boşa çıkartmış oluyor. Anlamsız olmuş oluyor. Çünkü akıl denen bir şey yok aslında. Bir patoloji var ya da erdemler denen bir şey yok. Mesela pişmanlık diye bir şey yok ya da işte tövbe diye bir şey, merhamet diye bir şey yok. İşte çocukluğumuzda işte hani bir eziklik olmuş, işte onun telafisi var vesaire gibi sürekli tabii, böyle tabii, bir noktaya taşınmış oluyor. Esas burada hani bir de yani, şuuraltı diye bir kavram icat etmiş Freud. Ki bence hani böyle şuuraltı diye bir şey yoktur. Yani onun kendisinin icat ettiği bir şey. Diğer psikologlar da bunu kabul etmiyor. Sosyologlardan da hani kabul etmeyenler var. İşte insan çocukluğunda belli tecrübeler yaşıyor. Sonra bu tecrübeler büyüdüğünde onun davranışlarını, ilişkilerini belirliyor ve insan hani kendisi bunları düzeltmek istese bile düzeltemiyor. Mutlaka işte psikanaliste gidecek. Yani şuuraltının anahtarları psikanaliste. Psikanalist oraya müdahale edip orayı tamir edebilir, düzeltebilir ama insan kendisi bunları düzeltemez. Yani benim içimde benim kumanda merkezim gibi çalışan bir yer var ve benim oraya ulaşma müdahale i̇mkanım etme yok. İmkanım yok. Çilingir tarzında. Çağıracağız yani. Çilingir çağıracağız yani. O şekilde. Tabii bu yani böyle bir yaklaşım yani insanlık açısından özgürlüğü reddeder tabii. Bir kere yani ahlakın temelini özgürlüğün temelini ortadan kaldırıyor. Yani benim özgürleşmem çilingirin gelip oraya müdahale etmesine bağlı gibi oluyor yani. Evet. Ben müsaade var mı şuur altı diye bir şey? Efendim şimdi şöyle, yani aslında hocamla buluşuyoruz. Hı. Ben belki psikolojik tabirlerini söyledim. Hocam da dini bakımından bakınca. Hocam sosyologtur. Recep Hoca ile ilgili bir tasdite bulunur mu? Recep Hoca sosyologtur. Evet. Yani ilahiyatçılığı da var ama mesela sosyolog evet, profesörü. Evet, yani iç güdüleri nefis. Efendim ve üstteki süperegoyu da akıl diye düşünebiliriz gayet tabii ki. Burada uyuşuyoruz, beraberiz. Yok, şeyleri hani
ayrı ayrı düşünsek daha iyi olur. Hani bunları, şeklen benzer olabilir ama yüklediği yani, anlamlar kamuyla karıştırmamak taraftarıyım ben. Yani arada bir fark var hocam. Ben öyle yazdım, çizdim. Modern psikoloji takriben 100 yıl önce söyledi bunu. İslam anlayışı bunu şu kadar 100 yıl önce söylemiştir, tarif etmiştir. Şimdi sıkıntı şurada değerli hocam. Fark ne dediniz? Fakat, bir farka değinin müsaade ederseniz. Şöyle, şimdi Freud'un söyledikleri tartışılıyor, doğrudur. Freud'un bugün tartışılmıyor. Kendi öğrencisi Jung tarafından hemen ikinci planda tartışıldı. Freud'un devre dışı bıraktığı inanç dünyasıydı insanın. Ve insan ne zaman dine sarılır sorusuna Freud şu cevabı verdi. Öngöremediği geleceği gördüğü zaman, öngöremediği olayları gördüğü zaman bir çıkış noktası olarak dini gördü. Korkunca. Hemen onun hemen onun öğrencisi Jung hayır dedi. İnsanın pislişesinde esasen ruh vardır ve onu bu bütünlükten ayrı tutamayız, ayrı tutamayız. Bu bir. İkincisi, müsaadenizle katılamadığım bir nokta şu. Şimdi derinlikler psikolojisi veya insanın iç dünyası, Hazreti Yunus'un tabiriyle bir ben var, benden içeri var. Buna Freud bir isim vermiş, başkası başka isim vermiş olabilir. Ve onun anahtarı bazen başkalarındadır değerli hocam. Psikanalistler de değildir ama. Psikanalistlere takılmayalım, onları bir kenarda tutalım. Bizim kadim geleneğimizde, tasavvuf geleneğimizde yarenlik yok mudur? Ama şeyle psikanalisti karıştırmayalım. Hayır. Arada fark var yani. Fark var, evet. Birisi para olarak sömürüyor, diğeri karşılıksız olarak hizmet sunuyor. Anladım. Olması gereken bu. Karşılıksız olarak hizmet sürülmesi. Ben orada hemfikiriz. Ama şunu demek istiyorum. Yani bir derinlik, kapanmış olan iç dünyayı açma yolunda bazı rehberlerin, yol göstericilerin olması lazım. Onların kimliği ve bunu nasıl yaptıkları ayrı bir konu. Freud bir şey demiştir, başkası başka bir şey demiştir. Ama insanın yani şimdi iç Freud dünyası... ve Yunus Emre'yi veya Mevlana'yı aynı mı tutuyoruz yani? Yok, olmaz. Tuttuğumu söylemedim. Çok büyük fark var yani. Fark var. Hocam fark değil, irtibat yok. İrtibat yok. Yani şimdi diğer yandan şöyle bir durum var. Yani Freud'un anlayışında o işte ego, süperego falan bunlar fix. Yani durağan bir şekilde. Halbuki İslam'ın nefs anlayışında nefs dinamik bir şeydir. Evrime, tekamüle, terbiyeye açık bir şeydir. Mesela nefsin mertebeleri var. İşte biraz önce bahsettik nefsi emmare, sonra işte nefsi levvame, nefsi mutmainne vesaire. Ama o Freud'un bir arabanın motoru gibi yani. Hani maddeyi düşünmüş daha çok. Evrilmeyen yani bir yapı var. Halbuki İslam'ın anlayışta dinamik, gelişebilen, insan tarafından ilerletebilen bir yapı söz burada konusu. Hemfikiriz. Hocam bu işin temel fark noktası Tanrı inancı. Yani Tanrı'ya inanmak her şeyi değiştiriyor. Eğer Tanrı'ya inanmak psikanalitik geleneğine gidip bu bir patoloji ise zaten şey değişiyor yani bakış açısı, perspektif, paradigma tamamen değişiyor. Şimdi mesela Yunus'tan o söylediğiniz hani bir ben vardır, bir benden içeri. Ben mesela üzerine biraz çalıştığım bir bahistir o. Yani onun bu diğer hani psikoloji veya psikanalizm, yani o geleneklerde söz edilenle hiçbir irtibatı yoktur. Bir ben vardır benden içeri. Aslında Recep Hoca'nın az önce söylediği şimdi kalp dedi, nefs dedi, ruh, akıl dedi. Kalple ilgili bir yanılsama var. Yani kalp böyle bir organ gibi düşünülüyor. Ya da böyle bir fiziksel, yani fiziksel olmasa bile manevi bir organ gibi düşünülüyor. Aslında kalp dediğimiz şey aklın daha üst bir hali, yani bir üst akıl gibi, yani insan bünyesi gibi üst akıl gibi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mesela kalbin işlevi olarak akletmek zikrediliyor. Ama daha anlaşılır kılayım, aslında insan ruhu dediğimiz şey kalptir. Yani mesela şimdi ehli kalp derler mesela, eskiden tabir olarak kullanılır. Ehli kalp ya da ehli vecd, vicdan. O mesela ehli, yani ruh ehli, yani bir ruh sahibi olan veya bunu idrak eden insan demektir. Şimdi şeyler mesela bu sufi, hani şimdi sözlerine haksızlık etmemek açısından söylüyorum. Yoksa yani o psikanalizm genel hakkında başka şeyler de söylenebilir. Sözlerine haksızlık etmemek için söyleyeyim. Mesela Yunus Emre yani bir ben vardır benden içeri derken bu kalpten içeriye Allah'a giden yola işaret ediyor. Çünkü orada da bir hadise işaret ediyor. Yani beni mümin kulumun kalbi sığdırdı. Bu hadise işaret etmek için bunu söylemiş. Yoksa yani şekilsel benzerliklere aldanmamak lazım. Tamamen perspektif, paradigma farklı burada. Tabii şurada uyuşuyoruz değerli hocalarım. Yani tabii İslam'ın bakışına söyleyecek bir sözüm yok. Ama sadece derinlikler psikolojisinde yani bir... Freud'un tabii sorunu sadece İslam'la değil yani. Değil. İslam'la gayet kadar, tabii. Yani gayet tabii, yani. Gayet evet, tabii. Tabii. Sorun şu maddi bakmış. Ama şunun bilinmesini isterim. Bizi izleyenlerin... Maddi bakmıyor yani. Manevi bakıyor Freud aslında. Yani kendince
Şöyle yani mesela şimdi mesela şuur altı dediğimiz şey metafizik bir şeydir. Manevi bir şeydir yani. Hı-hı. İşte ego dediği şeyler yani libido vesaire bunlar hepsi metafizik, metafizik şeyler yani. Hı-hı. Bunlar Freud idealisttir aslında yani. Çünkü bunlar maddi şeyler değil. Hı hı. Mesela esas yani davranışsalcılar materyalist. Hı hı. Yani onlar sadece olmuş fiziki yapı üzerine odaklanıyorlar. Hı hı. Halbuki Freud kendisi bir takım metafizik varlıklar icat ediyor. Onların var olduğunu varsayıyor. Şunu demek istedim hocam, maddi bakıyor derken manevi bakmıyor anlamında söyledim. Yani bu yaratıcı düşüncesinin sadece dinci değil karşısında, yani dini açıdan bakmıyor. Yani. Onu demek istedim. Evet. Yani işin manevi tarafını ve din tarafını ihmal etmiş ciddi şekilde de. Bir şey ekleyeyim hocam, affedersiniz müsaadenizle. Şimdi iç dünyası ve derinliği bakımından insanın bir üst dünyası olduğu ve bunun nereye ait olduğunu biliyoruz artık bugün. Şunu bilinmesini isterim ben. Bugünkü psikolojinin baktığı, psikologların yaptığı ki Amerikan Psikologlar Derneği daha yeni 90'lı yıllar, 89'larda yanılmıyorsam bir bildiri yayınladı. Çok önemli bir şeydir psikologlar arasında. Maneviyatı işin dışına çıkarmamak gerektiği ile ilgili çok ciddi şeyler yapıldı. Yani bu nesi önemli edildi bunun yani? Gayet şu, basit bir şey yani. Şu, evet çok basit. Bunu söylemenin ne önemi var yani? Bu psikoloji terminolojisinde çok fazla kale alınan bir konu değildi değerli hocam. Şimdi yani insanın manevi tarafının olması gerektiği, ruh tarafının beslenmesi gerektiği, mutlaka iç dünyasındaki kargaşanın aşılmasında insanın manevi tarafının da kale alınması gerektiği onlar tarafından da artık keşfedilmiş durumda. Yani çok da önemli bir şey değil yani. Hani Recep basit hocam, bir şey dile getirmişler. Evet, yani. Evet. Öyle. Onlar da dile getirdi. Cenab-ı yani, konuya bir şey de ekleyebilir miyim söylerseniz? Şeyde hani böyle burada biz bazen konuşurken hani şunu yazdım da söylüyorum falan gibi böyle bir cümle kullanıyorum ben bazen. Fakat bunu ben yazmadım da Bertrand Russell yazdı. Ondan hareketle söyleyeyim. Kaynak olarak Russell'a atıfla söyleyeyim. Bizim gazetecilerin vardır öyle. Özellikle de köşe yazarlarının. Evet. Yani genelleme pek yapmak doğru değil ama evet, şeyi söyle, ben onu yazmıştım. Yazmıştım yani. Falan. Yani bizim meslekte yani insan hakkında yaşandıkça evet, böyle bunlar yazmış gibi oluyor. Ona da atıf yapıyoruz. Tabii tabii. Şeyin, Bertrand Russell'ın sözü. Evet, Russell. Şimdi yani ona gelirken bir cümle daha gireyim. Şimdi özellikle bu hani Freud üzerine çalışan ya da Marx üzerine çalışanlar şekilsel olarak dini yapılarla veya dini düşünce gelenekleriyle arada bir takım irtibatlar kurabiliyorlar. Böyle bir mesele var. Bunu aslında şuradan anlamak lazım. Şimdi Marx, Hegel idealizmini eleştirirken şöyle bir cümle söyler hocam, tabii daha iyi bilir. Alman idealistlerin gökyüzüne kurdukları sistemi yeryüzüne indirdik der. Şimdi Bernard Russell'la geleyim. Bernard Russell diyor ki aslında diyor Marx'ın diyor terminolojisi ya da yani genel olarak Marksist yani şematik yapı aslında Tevrat'ın okunması üzerine kurulu. Yani mesela oradaki cennet fikri diyelim ki burada işte bir şey proletarya şeyine egemenliğine dönüşüyor. İşte sınıfsal çatışma, işte iyi kötü çatışması falan. Buna biz Freud'u da ekleyebiliriz. Aslında mesela bununla ilgili çalışmalar da var biliyorsunuz. Mesela diyelim ki o bilinçaltı teorisiyle işte asli günah arasında irtibat kuruluyor. İşte sağıtma işte onunla işte günah çıkarma arasında irtibat kuruluyor vesaire. Şimdi bu bakımdan şekilsel benzerlikler üzerine durmamak lazım. Yani şekil her zaman benzeyebilir. Mesela Grek filozoflarında bir dünya görüşü oluyor. Sonradan mesela İslam düşüncesi başka bir şey geliştiriyor. Bunlar da şeklen benziyor. Ama bu şekilsel benzerliği aşarak başka bir noktaya gelmek lazım ki bence orada en önemli nokta Tanrı inancıdır. Yani İslam veya herhangi bir din, bunları İslam'ı da dahil edelim, herhangi bir dini ayrıştıran temel şey o şekilsel yapı değil. O şekilsel yapı meşruiyetini veren Allah inancıdır. Bu Allah inancının bir patoloji olmaması. Yani bireyde bazen öyle çıkabilir, önemli değil. Ama Allah inancı nesnel, sahih bir inançtır ve bütün şey buna dayandığı için şekilsel benzerlikler artık ikincileşiyor. Yani bu Freud'un ve hani modern dönemdeki işte psikolog ve sosyologların şöyle bir hataları vardı. Yani din inancının Allah inancının kaynağını ortaya çıkarmaya çalışıyorlardı. Ama şimdi işte aradan geçen bir iki asırdan sonra hani şu anlaşıldı ki yani din inancının kaynağını ne psikoloji ne sosyoloji ortaya çıkaramaz ve bu bilimsel bir mesele değildir. Bilimi aşan bir meseledir. Neden? Çünkü sen bunu laboratuvarda test edemezsin. Deneyle, gözlemle ortaya çıkaramazsın ve bu konuda ortaya attığın bir tezi de ispatlayamazsın. Dolayısıyla bu iş teolojinin ve felsefenin konusu olarak dışarıda bırakılması gereken bir sorudur. Mesela benim esas alanım işte sosyoloji, yani din sosyolojisinde işte Marx olsun, Durkheim olsun,
Auguste Comte olsun. Bunlar hepsi dinin kaynağını bulmaya çalışıyorlardı ve işte din şundan dolayı ortaya çıkmıştır. Yani insanlardaki şu zaaftan genellikle. Evet, dolayısıyla biz de onu açıkladık. Tamam, bundan sonra artık dine gerek yok gibi bir sonuca varmaya çalışıyorlardı. Ama ve şu iddia vardı. Hani bilimin ilerlemesiyle insanlar daha akılcı olacaklar ve sonunda da din ortadan kalkacak. Ama işte aradan geçen zamanla bütün iddiaların hepsinin yanlış olduğu görüldü. Niye? Çünkü din ortadan kalkmadı. Din ortadan kalkmadı yani. Ve şu andaki yaklaşım, yani sosyoloji dinin kaynağını aramakla uğraşmamalıdır. Çünkü bu bilimsel bir soru değildir. Sosyoloji din insanların davranışını nasıl etkiliyor? Yani ama, sosyal tezahürleri bunun üzerinde durmalı. Ama yani din, Tanrı inancı, Allah'a inancı, bütün bunlar biyolojik elle tutulur bir varlığı ilgilendiren konular. Evet. Bizi yani. Hı hı. Bizi evet, tabii yani somut. İnsanoğlunu evet. ilgilendiren evet. ve o insanların meydana getirdiği toplumu ilgilendiren evet. bir konu. Şimdi elle tutulur bir kavramla tamamen inanç, düşünce, fikir, duygudan ve de belki unuttuğum pek çok diğer unsurdan meydana gelen, bileşenden meydana gelen bir kavramı bu anlamda nasıl örtüştürüyorsunuz? Yani şöyle, hani insanlar Tanrı inancının kaynağını veya din inancının kaynağını araştırmamaları gerekir demiyorum. Yani sosyologlar da bunu söylemiyor ama bu bilimsel bir soru değil. Yani biz bunu laboratuvarda test edemeyiz. Bu konuda data, empirik veriler ve yani ispatlama bir şey yapamayız. Yani bilimsel olarak yani herhangi bir iddiayı bu alanda ispatlamanın imkanı yoktur. Şimdi bu hatayı psikologlar da yaptılar. Mesela Freud Tanrı inancının, din inancının kaynağını bulmaya çalışıyordu. Baba bu mesela şeyinden, bu evet. mesela bu psikoloji biliminin hani psikolojinin bir bilim olarak araştıracağı bir soru değildir. Onu aşar. Neden? Çünkü bunu siz verilerle empirik olarak ispatlayamazsınız. Evet. Zayıflatıyor evet. da zaman içerisinde yani bilimler ikna edici deliller ortaya koyamadığı için zayıflıyorlar da yani inancılıklarını kaybediyorlar. Ben Recep Hoca'nın için şöyle bir katkı sağlayayım müsaade ederseniz hocam. Bu yani ben şöyle anlıyorum veya en azından ben şöyle düşünüyorum. Reklam için 2 dakikamız var. 2 dakika evet. içinde toplamanızı rica ediyorum. O zaman yani ana söyleyeceğimi daha sonra erteleyeyim ama şu hocanın söylediğiyle ilgili şöyle söyleyeyim. Yani mesela şunu düşünmemiz lazım. Tanrı'ya inanmak mesela bir adamı yeryüzüne kendi bu kadar hani böyle mülk çatışması, kavga bunlardan müstahni kılabiliyor. Bunun üzerine akıl yürütmemiz lazım. Mesela diyelim Yunus Emre diye bir adam çıkabiliyor. Yani inancın içerisinden çıkabiliyor bu. Ya da diyelim ki mesela merhametli bir insan çıkabiliyor. Yani inanç böyle bir insanı istizam edebiliyor. Bunu ortaya çıkartabiliyor. Bunu yetiştirebiliyor. Ya da diyelim ki bağışlayıcı bir insan, yani insan, saygılı bir insan çıkabiliyor. Şimdi ve burada bir patoloji yok. Yani burada bir hesap kitap yok. Yani hesapsız bir adam ortaya çıkabiliyor dinin içinden. Bunun üzerine herhalde akıl yürütmek lazım. Yani dinin bu tezahürleri üzerine değil mi? Ben bilmiyorum sizin söylediğiniz. Tabii yani evet. dini inanç insan yani davranışını dindarda, nasıl etkiliyor? Evet, evet. Yani bunun üzerinde bilim durabilir. Bunu empirik olarak test edebilir, ispatlayabilir, gözlemleyebilir. Ama işte dinin kaynağı neydi? Tanrı inancının kaynağı neydi? İşte 10 bin yıl önce, 20 bin yıl önce insanlar nasıl böyle bir şey ortaya çıkarttılar falan. Bunu yani bilimsel metotlarla test etmek, ispatlamak, çürütmek vesaire mümkün değildir. Ama günümüzde sizin de bahsettiğiniz gibi somut bir insan var ve bu somut insanın gözlemlenebilir bir davranışı var. İşte bu insanın bu davranışı üzerinde dini inancı nasıl tesir yapıyor? İşte Tanrı'ya şu şekilde değil de böyle inandığı zaman bunun davranışı nasıl tesir ediyor? Veya siyasi tercihlerinde, iktisadi tercihlerinde ne gibi tesirler yapıyor? Yani sosyoloji ve psikoloji bunları araştırabilir. Yani bunun dışındaki evet. sorular metafizik sorulardır, felsefi sorulardır, teolojik sorulardır. Bilimin alanının dışında ele alınması gereken sorulardır. Peki devam edeceğiz. Bir reklam aramız var. 7-8 dakika.